Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber siyaset felsefesini işleyeceğiz. Hadi buyurun başlayalım. İlk öncelikle siyaset felsefesinin içerisinde hangi konulara bakacağız? Siyaset felsefesinin konusuna değineceğiz. Siyaset felsefesinin temel kavramlarına bakacağız. Temel sorulara değineceğiz. Meşruiyetin ölçütü nedir diyeceğiz. İktidarın kaynağını inceleyeceğiz. Siyaset felsefesinin iki ana problemine bakacağız. Egemenliğin kullanış biçimlerini irdeleyeceğiz. İdeal düzel arayışlarına bakacağız. Ve en son ütopyalara bakıp konumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Haydi başlayalım. İlk öncelikle siyaset felsefesinin konusuna bakmak istiyorum. Siyasetin kelime anlamıyla başlayalım. Siyaset, Arapçadan Türkçe'ye geçmiş bir sözcüktür. Elden ele, geçen güç, iktidar, idare etmek anlamlarına gelir. Siyaset felsefesi ise herhangi bir toplumun siyasi hayatını değil, insanlığın siyaset problemini filozofun aklına göre eleştiri olarak ele alır ve öznel görüşler ortaya koyar. Hemen siyaset felsefesi içerisinde göreceğimiz temel kavramlara bir bakalım istiyorum. Ne var siyaset felsefesinin içinde? Adalet, hukuk, yönetim, bürokrasi, insan hakları, iktidar, birey, demokrasi, meşruiyet, toplum, sivil toplum, hak, yasa, laiklik, devlet. Bunlar arkadaşlar siyaset felsefesi içerisinde göreceğimiz temel kavramlar. Hemen bunları bil kısmında siyaset felsefesinin temel sorularına değinmek istiyorum. Çünkü konu ilerledikçe bu sorular üzerinden devam edeceğiz. Hemen ilkini açıyorum. Ne çıktı karşımıza? Devletin fonksiyonu nedir sorusuna bakacağız arkadaşlar. İktidar kaynağını ve gücünü nereden alıyor? Bürokrasiden vazgeçilebilir mi? Adalet nedir? En iyi yönetim biçimi nedir? Herkesin memnun olabileceği bir yönetim biçimi olabilir mi? Hemen açıyorum. Meşruiyetin ölçütü nedir? Bu sorulara tek tek şimdi cevap arayacağız. Demokratik yaşamda sivil toplumun yeri nedir? Sivil toplumun anlamı nedir? Bu soruyu irdeleyeceğiz. Eşitlik nedir diyeceğiz. Sivil toplum nedir diyeceğiz yine. Egemenlik türlerine bakacağız arkadaşlar. Ve son olarak da açıyorum. Devletin varlık nedeni nedir diyeceğiz. Hemen iktidarın kaynağı nedir sorusuyla başlamak istiyorum. İktidar yönetme gücüdür arkadaşlar. Bu gücü iktidarlar hangi kaynaktan alıyor? Bunu üç görüş altında toplamış. İlk olarak iktidarın kaynağı korunma ihtiyacıdır demişler. Korunma ihtiyacıdır. Bu görüşe göre bireyler doğadan, canlılardan ve birbirlerinden gelebilecek tehlikelere karşı devleti oluşturmuşlardır. İkinci görüşüme geçiyorum. İktidarın kaynağı Tanrı'dır diyor. Yani iktidarın sahibi olan kişi aslında Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Eğer iktidara karşı geliniyorsa aslında bu Tanrı'ya karşı gelmektir. Hemen üçüncü görüşümüze bakıyorum. İktidarın kaynağı diyor, bireylerin ortak iradesidir. Bu görüşe göre ise insanlar devletin olmadığı yerlerde birbirlerine zarar vereceklerini düşünerek ortak bir irade oluşturuyorlar arkadaşlar. Hemen meşruiyetin ölçütüne bakalım. Meşruiyetin ölçütü nedir? Meşruiyet, kelime anlamı, kamu vicdanına ve yasalara uygun davranmaktır. Yasalara uygun davranmaktır. Bunda da yine üç görüş karşımıza çıkıyor. İlk görüş meşruiyetin ölçütünü şöyle açıklıyor. Devlet ve iktidar bireylerin ahlaki olgunlaşma sürecinde ihtiyaçlarına yanıt vermek için ortaya çıkmıştır. Yani bu ahlaki olgunlaşma sürecinde insanlar birbirlerine zarar vermesin malına, canına. İkincisi ise devlet Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir yaklaşımını savunuyorlar ve diyor ki iktidar dinsel misyonun yerine getirilmesi temelinde meşrudur. Yani yasaldır demek istiyor. Üçüncü görüşümüzde ise devlet ortak iradenin temsilcisidir. Ortak iradenin temsilcisidir. Yani herkesin almış olduğu ortak kararın temsilcisidir. Devletin uygulamaları ortak iradeye hizmet eder diyor. Hemen gelelim egemenliğin kullanış biçimlerine. Yani yetki verilen kişiler bunu nasıl kullanıyorlar? İlk olarak geleneksel egemenliğe bakmak istiyorum. Toplumun dayandığı
geleneksel değerler olarak söyleyebiliriz. Örneğin egemenliğin babadan oğula geçmesi geleneksel egemenliğe bir örnek olarak verilebilir. İkinci egemenlik türümüz ise karizmatik egemenlik. Lider olan kişinin üstün özelliklerinin kitleleri peşinden sürükleyebilecek büyüleyici özelliklerin olmasıdır. Buna mesela Atatürk'ü örnek verebiliriz. Karizmatik egemenliğe Atatürk'ü örnek verebiliriz arkadaşlar. Üçüncü olarak ise demokratik ve hukuksal egemenlik. Bu daha çok çağdaş toplumlarda yer alan, akla ve mantığa dayanan egemenlik türüdür. Gelelim diğer sorumuza. Bürokrasiden vazgeçilebilir mi? İlk önce bürokrasinin tanımına bakmak istiyorum. Bürokrasi, yasayla belirlenmiş kademeli memurların oluşturduğu bir yapılanmadır. Yani siz herhangi bir devlet kurumuna gittiğinizde ilk önce memurla muhatap olursunuz. Sonra müdürle, sonra genel müdürle. Yani bunun bir basamağı vardır. Direkt gittiğinizde hemen sizi genel müdürle görüştürmezler. Dolayısıyla bürokrasi yasal kurallara ve yaptırımlara dayanması bakımından devlet içerisinde vazgeçilmez bir konumdadır. Peki sivil toplumun anlamı nedir? Sivil toplumun anlamına hemen bir bakalım. Devlet kurumlarının dışında kendini yönlendirebilen, hak ve özgürlüklerini savunabilen insanlardan oluşan topluluktur. Sivil toplum aslında bireylerin kaygılarını yansıtır, devlete kaygılarını yansıtır. Yine bireylerin çıkarlarını korur, iktidar karşısında kamuoyu oluşturur. Bunu yaparken de ne yapar aslında? Devletin yükünü de azaltmış olur. Hemen bireyin temel haklarına değinmek istiyorum. Bizim temel haklarımız aslında doğuştan kazandığımız, herhangi bir eyleme ihtiyaç olmadan doğuştan kazandığımız en temel haklarımızdır. Bunlar da kendi içerisine üçe ayrılıyor. İlki sosyal ve ekonomik haklar. Sosyal ve ekonomik haklar dediğimizde arkadaşlar bireyin devletten istediği haklar. Birey bu hakları devletten istiyor. Yani ne diyor? Hemen birkaç örnek verdik. Benim ailemi koru diyor. Bana eğitim öğretim hakkı sağla diyor devlete. Sendika kurma hakkı sağla diyor. Benim sağlık haklarımı koru diyor. Sosyal güvenlik hakkımı oluştur diyor. Yani birey devletten haklarını istiyor sosyal ve ekonomik haklarda. Kişisel haklarda ise kişiyi topluma ve devlete karşı koruyor. Topluma ve devlete karşı koruyor. Yani diyor ki benim yaşama hakkımı sağla. Özel yaşamımın gizli olmasını sağla. Konut dokunulmazlığım var benim başkalarına karşı diyor. Din ve vicdan özgürlüğüm var. İstediğim dine mensup olabilirim. İstediğim şekilde haberleşebilirim. Düşünce özgürlüğüm var diyor. Siyasal haklar ise kişinin devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklardır. Nedir mesela? Vatandaşlık hakkımız var, dilekçe hakkımız var, seçme seçilme hakkımız var, kamu hizmetine girme hakkımız var. Aynı zamanda siyasi parti kurma hakkımız var. Peki devlet nasıl ortaya çıktı? Neye ihtiyaç vardı da ortaya çıktı? Bunu iki görüş açısından inceleyeceğiz. İlki devlet doğal bir kurumdur diyecek. İkincisi ise hayır devlet yapay bir kurumdur diyecek. Hemen devlet doğal bir kurumdur diyen görüşe bakalım. Filozoflarımız ne demiş bu konuda? İlk olarak Platon'a değinmek istiyorum. Devlet ile insan arasında bir benzerlik olduğunu söylüyor. Çünkü devlet de insan gibi canlı bir organizmadır diyor. Ona göre toplum insan vücuduna benziyor. İnsan vücudundaki organlar nasıl düzenli işliyorsa devletin her bir kurumu da düzenli işler, dolayısıyla devlet doğal bir kurumdur, kendiliğinden oluşmuştur. Birisinin istemesiyle ya da bir sözleşmeyle ortaya çıkmamıştır der Platon. Aristoteles ise doğanın bir devamı olan devletin insanın doğası gereği ortaya çıktığını savunur. Kişi kendi işlerini ancak toplum ile gerçekleştirebilecektir der. İbn Haldun ise kişilerin birbirlerine ihtiyaç duyması sebebiyle devlet ortaya çıkmıştır der. Devlet aslında insanın hayvani yönüne karşı kişileri korur der. Yani birisinin canına, malına zarar vermeye karşı devlet koruma sağlar der. Diğer bir görüş ise devlet yapay bir kurumdur diyen görüş. Burada ilk görüş Hobbes'a ait. Hobbes için
İnsanlar kargaşadan kurtulabilmek için aslında devlet kavramını ortaya çıkarmışlardır. Çünkü insan insanın kurdu olduğu için birbirlerine zarar verebilirler. Bu anlamda insanlar kendi özgür iradeleriyle devleti ortaya çıkarmışlardır. Bundan dolayı devlet yapaydır. Jean-Jacques Rousseau ise kişilerin doğal ortamındaki durumundan devletin yapay bir kurum olduğu sonucuna varmıştır. Diyor ki kişiler aslında doğal ortamda özgür ve eşit. Özünde iyi olan insan diyor tarım ortaya çıkınca herkesin mülkiyet kavgasından dolayı devlete yani bir üst yetkiye sözleşmeyle beraber benim malımı, mülkümü koru diye bir yetkinlik verilmiştir der Jean-Jacques Rousseau. Locke'a geldiğimizde toplumun kuruluşunu yine Hobbes gibi bir sözleşmeye bağlar ancak ona göre devlet amaçlar için değil sadece araçlar için vardır. Yani beni korumak için vardır, benim malımı korumak için vardır, canımı korumak için vardır. Siyaset felsefesinde yine ideal düzenin olabileceği tartışmaları olmuş. İki gruba ayrılmışlar. Hayır, ideal düzen olamaz. Herkes için ortak bir ideal düzen olamaz. Evet, ideal bir düzen olabilir herkes için demişler. İki gruba ayrılmışlar arkadaşlar. İlk olarak sofistler nihilizm ve anarşizme bir bakalım. İkincisinde de özgürlüğü temel alan yaklaşıma bakacağız. Eşitliği temel alan yaklaşım ve adaleti temel alan yaklaşıma bakacağız. İlk olarak ideal düzenin olamayacağını kabul edenlere bir bakalım. Başta kim geliyor? Sofistler. Yani bunlar kimdi? Konularda işlemiştik. Gezici öğretmenlerdi. Bunlar devleti aslında yapay bir kurum olarak tanımlıyorlar. Çünkü insan diyor her şeyin ölçüsüdür. Her şey insana göre değişiyorsa, dolayısıyla çıkarlarımız, menfaatlerimiz farklı olacağına göre ideal düzenden söz edemeyiz. Yani duruma göre değişen bir düzen söz konusudur. Güçsüz insanlar diyor bir araya gelerek doğal yapılarına aslında aykırı olan yasaları oluşturmuşlardır. Ancak diyor bu doğru değil. İdeal düzen dediğimiz şey doğada var olan düzendir ve doğada kalmıştır diyor. Dolayısıyla ideal düzeni kabul etmiyor. Geldim nihilizme. Diğer ismi neydi? Hiççilik. En önemli temsilcisi tabii ki Nietzsche'ydi. Nietzsche toplumda hiçbir kuralın olmayacağını, hatta kural olmayınca otoritenin olmayacağını, insanların bu durumda daha mutlu olacağını söylüyor. Hiçbir şey yok ise ideal devlet kavramından da söz edemeyiz diyor. Otorite kişinin özgürlüğünü kısıtlıyor. Gelelim anarşizme. Anarşizm devleti tamamen yok sayıyor. Kişinin üzerindeki zorlamalar kaldırılmalıdır. Çünkü bunlar olmasa da insanlar zaten düzene aykırı davranmayacaklardır, uygun davranacaklardır diyor. Kişiler devlet yokken daha mutludur ve bu sebeple de ideal düzenden bahsedemeyiz. İdeal düzenin olabileceğini kabul edenlere hemen bir bakalım. Özgürlüğü temel alan yaklaşım, diğer bir ismiyle liberalizm. İnsan etkinliklerin temelinde ne vardır? Özgürlük vardır. Özgürlük var olduğu sürece insan kendini var eder diyor. Devlet, ekonomi, ticaret gibi alanlarda tamam. Denetleyici olsun ama müdahale etmesin diyor. Bireyi din, siyaset ve ekonomik anlamda da özgür bırakılması gerektiğini savunuyor. Eşitliği temel alan yaklaşım, sosyalizm, liberalizme tepki olarak doğuyor. Çünkü ideal düzenin temelinde eşitlik olmalıdır diyor. Liberalizme tepki olarak doğuyor. Bireyler ekonomik açıdan eşit olmalıdır. Eğer devlet birisine müdahale edemiyorsa, sadece denetim yapıyorsa, birileri daha çok zenginleşebilir, birileri daha çok fakirleşebilir diyor. Bundan dolayı özel mülkiyet, yani kişiye ait mülkiyet ortadan kalkmalıdır. Bu sayede karşımıza ne çıkar? Sınıfsız bir toplum çıkacaktır. Temsilciler ise Saint-Simon ve Karl Marx'tır. Adaleti temel alan yaklaşım ise önceki işlediğimiz konuları iki görüşte birleştiriyor. Diyor ki özgürlük ve eşitlik bir arada olmalı. Tek başlarına toplumlar ideal düzene ulaşamaz. Bunu sağlayacak olan en temel şey ise tabii ki adalettir. Adalet herkese hak ettiğini vermektir. Bu durumda da karşımıza sosyal hukuk devleti ortaya çıkar. Buna göre özgürlük yok ise eşitlik, eşitlik yok ise de özgürlük yoktur. Hemen gelelim ütopyalara.
İlk öncelikle ütopyanın kelime anlamına bakalım. Hiçbir yerde var olmayan ancak var olabileceğini düşünülen tasarımlardır. Yani gerçekte böyle bir tasarım yok. Sadece bizim hayal dünyamızda istediğimiz bir şehir, bir devlet olarak kabul edebilirsiniz. İkiye ayırıyoruz. Bir diyoruz istenilen ütopyalar, iki istenilmeyen yani diğer bir ismiyle korku ütopyaları. İstenilen ütopyalar her şeyin yolunda gittiği, herkesin çok mutlu olduğu sorunsuz bir devlet anlayışı. Bunlara örnek verelim hemen. Platon'un ideal devlet anlayışı istenilen bir ütopyadır. Herkesin görevini yaptığı, mutlu olduğu, kimsenin canına malına zarar verilmediği bir devlet vardır Platon'un ideal devletinde. Hayali bir devlettir arkadaşlar bunlar. Farabi'nin Erdemli Şehri, Bacon'ın Yeni Atlantis'i, Moore'un Ütopyası, Campanella'nın Güneş Ülkesi yine istenilen, hayal edilen ütopyalardır. Peki istenmeyen ütopyalar yani korku ütopyaları nasıl ortaya çıktı? Bilim ve teknolojide hızlı yaşanan gelişmelerden dolayı insanların gelecekte karşılarına çıkacak olumsuzlukları konu aldılar. Huxley'in Cesur Yeni Dünyası istenmeyen korku ütopyasıdır. Kehanet gibi düşünelim bunları. Yine Orwell'in 1984'ü istenilmeyen ütopyalara örnektir. Siyaset felsefesi içerisinde aslında en çok önemsediğimiz birey ve devlet. Devlet olmadan birey, birey olmadan devlet olabilir mi? Hemen bir bakalım. Birey ve devlet birbirini tamamlayan iki tane kavramdır. Ne birey devlet için ne de devlet birey için hak ve özgürlüklerinden vazgeçmez arkadaşlar. Aslında bu kavramlar sanayi devrimiyle beraber devlet anlayışının da tartışılmasına sebep olmuştur. Günümüzde ise birey-devlet ilişkisi eşitlik ve adalete dayalı bir sistem olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar, konu biterken neler öğrendik hemen kısaca bir bakalım. Siyaset felsefesinin konusuna baktık. Siyaset felsefesinin temel kavramlarını inceledik. Sivil toplum, bürokrasi, bireyin temel hakları bunların anlamlarına baktık. İdeal düzen arayışlarına baktık. İdeal bir düzen var mıdır? Birey ve devlet ilişkisini inceledik arkadaşlar. Yorumlarınızı önemsiyoruz. Video yararlı oldu mu? Bize öneri ve tavsiyen var mı? Ödüllü soruyu bulabildin mi? Videoya like atmayı unutma. Evet arkadaşlar, ödüllü sorumuz ekranda. Cevapları yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.